Değerli izleyicilerimiz, Şehirden Haberler programıyla bugün sizlere Bursa'nın Yıldırım bölgesinden sesleniyoruz. Ve şu anda yanımızda Bursa'nın en iyi börekçisi Murat Bey bulunuyor. Şimdi kendisinden merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de sizleri ve güzel Bursa bölgesini gördük. Çok daha iyi olduk diyelim. İlk olarak şunu öğrenmek istiyorum sizden. Burada bahsediyoruz Bursa'nın en iyi börekçisi diye. Bir börekçide hangi börek çeşitleri olmalı? Sizin kendi damak tadınıza göre tabii ki soracağım. Burada bulunan çeşitlere göre soracağım bunu. İki çeşit böreğimiz var. Kol böreği ve su böreği. Biz burada kol böreğinde iddialıyız. Genelde kıymalı, peynirli, patatesli, ıspanaklı bulunmakta. Özellikle su böreği ve kol böreğinde çok iddialısınız. Evet, biliyoruz, birçok börek çeşidi var ülkemizde ve hepsi çok seviliyor ama özellikle bizim de en çok sevdiğimiz börek çeşidi arasında su böreği ve kol böreği bulunuyor. Siz de özellikle kol böreğinde çok iddialısınız ve kol böreğinde de birçok çeşidimiz var dedik. Peki en çok tercih edilen kol böreği çeşidi hangisi? Genelde kıymalı ve peynirli tercih ediliyor. İstinad olarak da patatesli ve ıspanaklı tercih ediliyor. Yapım aşamasını da öğrenmek istiyorum sizden. Kol böreği nasıl yapılır? Bütün ürünlerimiz burada yapılmaktadır. Kendi imalatımız, kendi ürünümüz. Kol böreğini insan gücüyle yapıyoruz. Makine kullanmıyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra yağlama aşamasına geliyor. Yağlama aşamasından sonra merdane ile ezildikten sonra dinlendirilmiş vaziyette açılmaya başlıyor. Siparişlere göre de çalışıyoruz. Evet, burada pişirme aşamasını da öğrenmek istiyorum. Kol böreğini özellikle pişirirken şuna dikkat edilmelidir dediğiniz bir olayı var mı? Kol böreğini genel şeyde 185 derece konveksiyonel fırında veya doğalgazlı fırında 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. Evet. Peki bu böreği evlerimizde kendimiz de yapabilir miyiz? Tabii evde normal fırınlarda da 185 derecede aynı dakikalarda pişirebilirsiniz. Ama tabii ki buradaki kadar lezzetli olmayacaktır. Çok lezzetli bir börek yemek istiyorsak gerçekten buraya gelmemiz gerekiyor. Peki sizin püf noktanız nedir? Yani burada börek yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Püf noktası olarak biz burada her zaman titizliğe önem veriyoruz, temizliğe önem veriyoruz. Müşterilerimiz her zaman memnun kalıyorlar. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Elimizden geldiği kadar müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Malzemelerimizi en kalitesinde kullanıyoruz. Evet. Tabii ki de burada malzeme kalitesi çok önemli ama aynı zamanda biliyorsunuz pandemi döneminden geçtiğimiz için hijyen bizler için de çok önemli ve özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteriyorsanız sizin çok daha tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Pandemide gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletme hangi önlemleri almalı sizce? Genelde bütün önlemleri alıyoruz. Maske olsun, hijyen olsun, yani dezenfektan olsun. Masalarda kolonyalarımız var. Müşterilerimiz her zaman kolonya. Dezenfektanla masalarımızı siliyoruz, temizliyoruz. Elimizden geldiği kadar önem gösteriyoruz. Ustalarımız çalışma esnasında maske, bone, önlüklerine çok dikkat ediyoruz. Temiz kullanmalarına dikkat ediyoruz. Bu şekilde alabileceğiniz önlemlerin tamamını zaten almış oluyorsunuz. Çünkü zaten mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiğimizde pandemi ile alakalı herhangi bir problem yaşamayız. Peki bir börekçi de sadece börek mi olmalı sizce? Börekçi Murat'ta poğaça çeşitleri de var. Açık tayinimiz var. Bursa'nın meşhur açık tayinlisi. Sarma tayinlisi. Bütün unlu mamullerde bulunan çeşitleri bulabilirsiniz. Yani buraya sadece börek yemek için değil, diğer lezzetlerinizi tatmak için de gelebiliriz. Aynı zamanda evet, sizin de dediğiniz gibi Bursa'da oldukça popüler olan tahinli pidemiz var değil mi? Evet. Onun da sizden ufak bir tarifini alabilir miyim? Çünkü izleyicilerimiz mutlaka duymuşlardır ama herkes bilgi sahibi değil maalesef. Açık tahinliyi şekerini sulandırıp da yapıyoruz. Ustalarımız hazırlıyorlar. Biz sadece tahinini koyup fırına veriyoruz. Yiyen de memnun. Yanında çayımız var. Sütü, sıcak sütümüz var. Evet, farklı bir sunumumuz da var aslında. Çünkü genellikle bu ürünler çayla birlikte tüketilir ama sıcak sütle de siz burada servisini gerçekleştirebiliyorsunuz ki biraz daha o tadını hafifletsin diye. Evet. Evet değerli izleyicilerim, sizler de Bursa'nın en güzel su böreğini ve kol böreğini denemek istiyorsanız buraya Börekçi Murat'a sizleri bekliyoruz. Aynı zamanda tahinli pide konusunda da Murat Bey oldukça iddialı. Hepinize Börekçi Murat'a bekleriz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.